İlk bölümde neler yaptık? 14 adet ev dizdik. 14 adet evden sonra buralara arkasında tımar yapabilecekleri, herhangi bir şey üretebilecekleri alanlı ev yaptık. Yani bahçeli ev yaptık, müstakil ev yaptık. Ve bunları ikinci seviyeye çıkarttık. Üçüncü seviyeye çıkartmak için böyle arkasına bunlarla bir şey konulabiliyor. Bunları niye koyamıyoruz diyebilirsiniz. Bunları şuradan koyacağız çünkü. Hani herhangi bir araştırmada şunu da bunu da koyacağız. Ya da koyduğumuz kanunlarla tam bilmiyorum da. Şu an ya da üretimle hani herhangi bir bilgim yok o konuda. Ondan sonra burada bir çiftlik evimiz var ve burada çiftlik evinde buğday üretiyor. %26 diyor. Buranın etrafını çitle çevireceğiz ve burada bir yıl hayvan otlatacaklar. Hayvan otlatacaklar neden? Mahsulü arttırmak için. Burada zaten burada bir yerde söylüyor olması gerekiyor. Nadas'a bırakılan bir tarlayı mera olarak kullanarak kullanmaya olanak tanır. Bu işle kaybolan verimliliği hızla yeniler. Yani olay o. Şimdi bunu niye şey yapmıyor? Onu da anlamadım. Ekildiği için ikinci yılı Nadas'a koyacağız. Şu an muhtemelen Nadas dediğimizde aynen ertesi yıl Nadas'a kalsın. Bir dinlensin toprak. Bu da olacak şey. Şurada bir tane değirmenimiz. Burada bir tane fırınımız var. Burada bir kilisemiz var. Kilise upgrade edilmesi gerekiyor. Ve kiremit gerekiyor. Kiremit için gereken kiloca şeyimizi yaptık. Hani en azından başladık. Haddehane diyor. Burada da şey olacak. Neydi? Demiri eritecek. Ve de demiri işte işleyeceğiz. Şurada ise köşk var. Köşkte ise kral kalır. O da benim tabii. Neyse. Burada kil ocağı var. Hızlıca tanıtayım. Sonrasında böyle yarım saat döneceğim. Öyle şey yapacağım. Burada bir ticaret merkezimiz var ama herhangi bir ne işe yaradığını daha çözemedik. Burada da bölgesel zenginliğimiz 49. Bu milletin parası. Benim param 0 şu an. Ondan sonra başka ne var? Şurada bir tane taş ocağımız var. Taş ustamız taş satacağız. Ve burada meyve rezervimiz var. Burada rezerv şey oluyor. Burada mesela çalışanı ona göre değiştiriyoruz. Aa, bitki bahçesi hemen. Burayı şey yapalım ki bitki bize lazım. Bitki bize lazım. Neden lazım? Bitki hastalıklardan dolayı. Mesela deri, yün, iplik yapmamız gerekiyor. Millet farklı kıyafet şey yapsın, kullansın ki yani daha rahat şey yapsın. Bu da avlanma. Bura bizim avlanma olayımız, zengin rezervimiz olduğu için. Zengin rezerv olduğu için biz burada avlattırıyoruz. Buradaki etleri falan aldırıyoruz. Şurada da kocaman 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 pazar yerimiz var. Pazar yerimizde de bunlar erzaklarını satıyorlar. Şey yapıyorlar, uğraşıyorlar işte. Burada bir şeyler yapıyorlar yani. Şimdi ben başlayayım, birazcık oynamaya başlayayım. Şu an fazlada kalan ailemiz 3, onlar inşaatları yapıyorlar ve biz başlayalım. Artık çalışsın bu halk. Evet, yeni geliştirme puanımız arttı. Meyvecilik yaparsak elma üretebiliyoruz. Tamamen büyüyene kadar 3 yıl tam bir verim vermiyor bize. Bunu yaparsak millet dükkanın arkasında yani şey dükkan diyorum. Şeyin arkasında evinin arkasında bunları yapabiliyor. Ya da kömür yakma kömür fırınları bir adet yakacak odundan 2 adet kömüre dönüştürerek yakacak ihtimalini 2 kat daha verimli hale getirir. Bu da bizim yakacağı daha şey kullanma anlamımıza gelir. İthal, bak bu tarafta güzel de. Şimdi bizim için önemli olan koyun yetiştirme. Bize bu lazım. Koyun yetiştirme bize lazım. Şimdi bir durdurayım oyunu. Hemen şuraya eğer yapabilirsem. Buraya koyun yetiştirme diyeceğiz ama yapamıyoruz. Neden? Şu keçi. Yok. Paramız da. Bunlar kullanmış parayı. Nereye kullandınız? Allah bilir. Bilmiyoruz. Ulan gene paracıklarım gitti. Şurada genel depo diyor. Genel depo sorunu. Senin mi sorunun var? Yo. Senin? Yo. Büyük tahıl ambarı diyor. Oğlum. Küçük ahır. Ben bunu burayı büyütmemişim.
İzarhane. Şura mı? Tabakhane. Büyük ambar şurada oğlum o zaman. Tahıl. Oğlum bence sıkıntı yaşamıyorsunuz siz de. Burada da yok sıkıntı. Burada da yok. Öyle. Birazcık bir şeyler ekledik hemen. Buraya bir tarla ekledik. Arpa ekeceğiz buraya sadece. Buraya bir maltane ekledik. Ondan sonra ortak... Oğlum değirmen önce lan. Neyse değirmen eklesinler. Şuraya da mera ekledik. Herhangi bir şey yok burada. Bu meranın muhtemelen bağlı olması mı gerekiyor? Esnek arazi mera alanı. Dur bakalım hayvanlara bakarız. 50 kişi olduk. %77 memnuniyetimiz var. Paralı askerler mevcut diyor. Şurayı ben yapacağım, geliştireceğim ancak şurayı daha olmadı. Çünkü olsa yeni bir aile katılmış. Güzel. 5 aile şu an boşta. Şura olsun. Olsun diyecek. Allah'ım yarabbim. 148 gün var ve buğday gelecek. Neyse gübreleme taktiğini ne gideceğiz bundan sonraki gidişte. Şuraya ben bir tane vergi hane yapmam gerekiyor. Neydi lan o? Şu. Vergi. Diğer taraftan uzak diyor. Böyle o zaman. Olsun. Azıcık devletin malı olsun buralar. Aa olmadı. Olmuş tamam olmuş. Birazcık artık gelişme zamanı diyoruz. Sıradan. Bu eve demir atölyesini verdik. Bu eve mira yaptırtacağız. Bu eve ne yaptıralım? Doğrama. Dayla vereceğiz hepsini. Anam avradımı. Biraz şey üretsin. Şu. Şunu verdik. Keçi yapsak post. 104'müş şu an bizim şeyimizde. Al daha gelişsin. Hepsini birlikte halledelim. Memnun değiller. Memnuniyet. Altyapımı kontrol et. Altyapımı neyini? %55. Yakacağım. Odun yok. Bira yok. Allah'ım yarabbim. Yapılıyor oğlum. Bekleyin abi. Çok sabırsızsınız ya. Yiyecek yok bu arada biz. Allah Allah. Sana değil. Şuna ver dedik değil mi biz inşaat önceliğini? Yapa dursun bakalım. Şöyle bir kere kalas 5. Etimiz var ama satmıyorlar bunlar. Değil. Şurada. Şöyle baktığımızda 79. Allah Allah. Şimdi buna baktığımızda genel silah üretebiliyor bunlar. Güzel. Yani birazcık bölgesel zenginliyoruz. Güney yakacak arzı. Yakacak yok mu bizim burada? Var diye biliyorum ama. Oduncu kulübesi var oğlum. Şu hizarhaneyi az bir durduralım. Hayır. Şu. Tamam devam etsin bu büyük ambar. Biz bir tane daha tomruk kampı yapacağız. Anlaşıldı. Nereye yapsak? Burası olmaz. Şu alana yapalım. Yani tomruk kampımızı yapalım biz. Tamam. Ona da bir yol çizelim. Hatta yok yapmayalım. Kısa yol. Uzundan gelsinler. Şuraya bir kişi koyalız. Şimdi boşta öküz yok. İnşaat için öküz gerekiyor diyor. Nasıl boşta öküz yok? Şimdi diğer öküzü ben ne yaptıydım? Buraya mı verdiydim? Aynen buradan aldık direkt diğer öküzümüzü. Tamam devam ediyoruz. Depo dolu diyor. Nerenin deposu dolu? Şimdi insan yok oraya gidecek. Şurada bir kişi çalışıyor. Hemen oyunu durdurup baktık mı?
Baktık. Fazladan çalışan insan varsa hemen aldık onları. Bir aile. Burada çalışmıyor bile. Burada çalışmıyor. Burada kimse yok. Niye yok? Yani burada saçma bir şekilde varken direkt toplasın. Ormancı kulübesi şöyle baktık var. Burada iki kişi çalışıyor bir de. Burayı aldık bir kişisini. Evet, yeni kişiler lazım. Evet, köşk. Ya bunları yapasım yok yani işin gerçeği. Duvar diyor. Yani bu değil. Yani neyse, boşuyorum bunu. Olur. Şurası az bir hızlansın. Bir devam etsin. Şu araya bir yeriye. Ha, bir kişi daha geldi. Şu alana bir tarla daha yapalım biz şöyle. Şöyle. Evet, bu alana da keten ektirtelim. Az da olsa ektirtelim. Yapacak bir şey yok. Üçüyle uğraşsın bunlar. Şimdi herkesi memnun edemeyiz. Kiliseyi geliştirelim o zaman. Bir azıcık şükretmeyi öğrensin şerefsizler. Evet, sonunda fırın ekmek yapar olmuş. Hamura unu yapmış yapabileceği kadar malt. Yeter şu an elimizde, mevsimlik işçi oldun sen. Tamam, bu da yola bağlandı. Bunda hiçbir şey kalmamış. Tamam, güzel bir şekilde. Bunda zaten şu an yapacak bir şey yok. Fırın, 4 ekmek. Satıyorsunuz değil mi? O yiyecek 15 ay, yakacağımız 0. Yakacak. İyi, tamam oğlum. 3 varmış, 2 varmış. Tamam, yeter, idare eder. Ulan nasıl ölebilirsiniz yakacak? Bir dakika ya. Burayı yapmadınız mı daha? Burayı kullanacağım çünkü. Oradakini. Şunu. Yok. Yan taraftan çalalım biraz da. İnşaat. Şöyle. Yolu bağlayalım da, yolu bağlayınca hızlı yapıyorlar. Böyle şuraya yaptık. Tamam. Olsun böyle. Böyle bir devam etsin bakalım. Şurayı bir yükseltelim. Yeni bir aile yaşamaya başladı. 22 ailemiz mevcut şu an. Tomruk kampı 5. Yiyeceğimiz baya çok. Han yapalım, bir tane han yapalım biz. En azından gider şey yaparlar. Arada gidip nerede lan? Oğlum ters olmuyor. Ha, şurası kilise, tamam. Az ötesini yapalım da sonradan şey yapmasınlar. Taşlamasın bizi. Şey, papaz. Ya da imam. Evet, bir adet de ne açtık? Ticaret yolu açtık. Neyle alakalı? Meyveyle alakalı. Meyve 50'ye kadar çekecek. Yıllık. Ulan güzel getirisi oluyor. Şimdi
Artık yeter. %90. Yakacak yok işte. Yakacağı bir halletsek. Vallahi billahi şey yaptıracağım da. Direkt. Şimdi bir kontrol edelim. Keten keten dokumacıyı şuraya verdik. Dokusun şey yapsın. Bayağı şeyi memnuniyeti hallettik. Hani herkesi %100 memnun edemeyiz zaten. Öyle bir şey var. Ha, oyunlarda yapabiliriz illaki onu da. Halas hep sıfır ya. Bir hizarhane daha mı yapsak? Aha. Çekil abi. Artı 36 36. Üf, toplam hazır. Milis mızraklı nerede? 36 mızrağımız eksik. Aa, askerimiz eksik. Baltamız var. Ne yapalım? Dur. Şunu kaldır. Tamam. Hepsinden yapacağız zaten değil mi biz? Şöyle. 3 okçu yaptık. Şunu da yaptık mı? Tamam. Tamam, geldikçe zamanla şeyi de yaparız. Diğerlerini de yaparız yani. Adam gelecek çünkü. Aha, 4 aile gelmiş. Yapın yapın. Hiç şey yapmayacağım. Şu an ev yapsınlar bilerek. Bütün evler bitsin. Sonrasında anan avradını yakacak diyor. Yemek diyor. Ulan avrat duz dedi, bir tarafın cız dedi olayı oldu bende şu an. Bekle. Şimdi ben zamanında buraya şeyler yapmıştım. Ticaret değil. Şura mı? Kaynak alanı diyor. Bu yapıyı emrindeki bir başka bir bölge arasında mal alışveriş. Bu değil. Bu bizim için imkanlı bir şey değil. Ambar. Genel depoyu kullanırım, onları toplar. Ayrıca ihtiyaç olması durumunda toplanan tımar arazilerini dağıtmak için pazar yerinde otomatik olarak tezgah kurarlar. He, bunlar satmıyor. Tamam. Bölgesel zenginlik olduğu sürece pasif olarak yakacak oyun getirisi sağlayan kalıcı bir pazar tezgahı. Taşıma ücreti ödemez. Pazar yerine... Bu ne? Heh. Ben... Şunu şuraya koyacağım. Yemek için de koyacağım bir tane. Artık... Bunlar dursun. Bir ceset çukuru da yapmamız gerekiyor artık hani. Yeter, büyüdük. Nereye olsun? Az ilerilere olsun. Köyün çıkışına olsun. Oduncu, oduncunun şurasından. Şuraya olsun işte ya. Buradan da bir yol yap şuraya. Yok, ben o yolu beğenmem diyen olursa şuradan bağlasın bu yolu. Aha. Burayı da yükseltelim. Bir inek daha alalım biz artık, yeter yani. Yapacak bir şey yok. En azından bu arabalar varsa bak. Heh, bu arabalar en azından belki taşımayı halleder bize yani. Ve bir de biz şu evleri ana yapamıyoruz. Halas yok. Nasıl yok lan, 8 ya halas. Han arzı. Biracı yok mu oğlum burada? Bire imalathanesi diyor. Tamam işte. Birayı aman han olduğu an basacağız biz. Burada 6 mı oldu daha? Tamam. Gelişmiş halk da ticaret. Öküz 20'ymiş lan ticareti, buradan alırız. Kuzu kalsın, at. Katır 22, ithal edelim. 3 kadar, tamam.
Bunu da ithal edelim. 5 kadar, tamam. Bunları alsın gelsin. Yani hayvan pazarı. Burayı 30'muş. Alırken satarken değil mi? Sıkıntı yok. 6 yapalım bunu. Alsın gelsin. Tamam. Hatta kuzu için yapabiliyoruz bunu. Ona 20 alırken tüküreceğim sana ya. Şimdi şöyle baktığımızda maalesef aradığımız türde bir şey bulamadık. Gelişmiş yola bağlı zarsturt. Neyse efendim, bayağı geliştirdik yani artık. Bir haneli bir nüfusumuz var. Ahır alanı mı? Sen iste yeter ki ya. Buraya bir koyun çiftliği koyduk. Bu buraya bağlandı. Tamam. Yer mi buraya? Dur bakalım. Ağlama kazını inşa et ya da ahırı yükselt dedi. Burayı yüksel demiyoruz zaten. Bağlama kazı en kolay yöntem bizim için. Burada mıydı? Heh, bulduk. Bu da şey, nakliyeci sefer bu. Başlat hocam. La yakacak gene kalmadı. Delireceğim ya. Vallahi delireceğim ya. Hizarhane dur dur hacı. Efendim burada var ama almıyorlar işte. Anlaşılmıyor yani. Garip garip garip. Atı. Neyse efendim, şöyle olsun. 3. seviye atlatma planımız vardı ama olmadı. Umarım fazla uzun olmadan bölüm. Bakacağız. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.